Bolt Medya'dan herkese merhabalar. Malumunuz önceki gün Kayseri'de hareketli bir gün yaşandı. Önemli bir dava vardı. Yalçınkaya kararı sonrası 26 Eylül tarihli Ahim'in aldığı karar. Sonrasında Yüksel Yalçınkaya'nın Kayseri'de yeni bir duruşması yapıldı. Duruşma sonrasında hemen ardından bir bağlantıyla zaten sıcağı sıcağına gelişmeleri arkadaşımız size aktarmıştı. Ben bugün bir siyasi konu getiriyorum ve o da duruşmayı izlediği için onun izlenimlerini öğrenmek istiyorum. Benim de merak ettiğim bazı detaylar var, bazı konular var. Onları da aydınlatacağını ümit ediyorum. Zübeyir Gül abi konuğumuz. Zübeyir Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum Necdet Bey, davet ettiğiniz için. Zübeyir Bey, siz oraya bir gözlemci olarak bir siyasi kimliğinizle gittiniz. Liberal Parti Genel Başkanısınız aynı zamanda. Bu partinizle ilgili de size çalışmalarınız ve o noktadaki hedefleriniz de soracağım ama öncesinde daha merak ettiğim şeyler var. Dün videonuzu izlediğimde dönüşte o Kayseri dönüşünde dediniz ki Kayseri girişinde dahi bariyerler vardı. Zaten adliye içindeki ve önündeki bariyerleri duymuştuk. Fakat yani şehrin girişine kadar bu işi abartmışlarsa gerçekten biraz bu konuda bu işi fazla mı ciddiye almışlar, endişelenmişler mi? Sizden dinlemek isteriz. Şehrin girişine nasıl bir bariyer kurmuşlar? Ve sonra adliyedeki bariyerlere devam edelim. Şimdi efendim ben hem Orta Asya'da bulundum, Kazakistan'da, komünizm sonrası Kazakistan'da, hem de Afrika'da, Nijerya'da uzun süre bulundum. Nijerya'daki darbe yönetiminin hemen sonrasında gitmiştim Nijerya'ya 1999'da. Orada da askeri yönetimin kalıntıları, her şehrin girişinde bariyerler vardı. Askerler, polisler sizi durdururlar, mutlaka rahatsız ederler. Türkiye halen bir sıkı yönetim gibi bir dönem yaşıyor. Yani o hal demek istemiyorum çünkü o halde Türkiye'nin batısında yoktu bunlar. Sadece Güneydoğu Anadolu bölgesindeki o hal kapsamındaki yerlerde vardı. Fakat şimdi her il ve ilçenin girişinde bariyerler var. Jandarma bölgesi ya da polis bölgesi mutlaka otoyolu bile neredeyse daraltmışlar. Sizi mutlaka bir kenara çekilmek zorunda kalıyorsunuz. Zaten hızınızı 30'a kadar düşürüyorsunuz. Çoğu zaman da durduruluyorsunuz. Kimlik kontrolü, GBT kontrolünden geçip bazen de aracınız da aranıyor. Yani Türkiye bir o hali halen yaşıyor maalesef. Kayseri'de aynı şey vardı. Ben bir gün öncesi akşamı gittiğim için o muameleye tabi tutulmadım ama KK platformunun başkanı olan Münir Korkmaz Beyler gelirken Kayseri girişinde durduruluyorlar. Tek tek aranıyorlar. Tek tek GBT'ler yapılıyor. O yetmiyor. Araçları aranıyor. Ta ki mahkeme 9.30'da başlanacak diye bildiriliyor ya. Mahkemeyi Evet. kaçırmaları isteniyor. Zaten kaçırdılar da giremedi. KK platformunun temsilcisi de salona. Avukatlara da yanlış bilgiler verilmiş. İşte ikinci mahkeme olacak denmiş. Fakat birinci mahkeme oldu. İlk mahkeme oldu. 9.15 geçe hemen salon kapısı kilitliydi zaten. Ben bu resmi ben çektim. Sabah öğle mahkeme sonunda çektim. İlk çektiğim resim mahkeme öncesi. Bunu tahmin ettim ben. Polis, ben 8.30'da oraya varmıştım. Eşimle baktım polisler bariyer getirmişler. Tamam dedim. Bunlar Yalçınkaya davasını bir olağanüstü duruma çevirmek istiyorlar. Çıkışta da o resmi aldım ki mahkeme hangi şartlar, hangi psikoloji altında, hakimi, savcısı, katibi bu demir parmaklıklar arkasında bir adliye sarayı. Buradan adalet çıkmayacağı zaten belliydi. Çıkmadı da. Evet, şimdi geleceğiz, devam edeceğiz. Ben o izlenimlerinizi de Evet. soracağım. Şu anda iki resim, bir sabah erkenden çektiğiniz resim. Çünkü siz bir gün önceden gittiğiniz için daha belki öncesini görebildiniz. Söylediğinize göre KK platformu geciktiğinden dolayı o filtrede, şehri girişindeki o GBT taramasında zaten yetişemediler. Siz adliye koridoruna girdiniz.
Yani sadece adliye önünde değil, koridorlarda da böyle bariyerler vardı. O koridoru, duruşma salonuna giremediğinizi biliyorum. O koridordaki havayı ve duruşma salonuna girenlerden edindiğinize göre duruşma havasını bize aktarabilir misiniz? Zannediyorum 9.30 denince hani mahkeme 10'da başlar diye herkes hazırlanıyordu. Biz de öyle düşünüyorduk. Ama benim bir randevum vardı. Orada birisiyle tanışmam gerekiyordu. Erken gittim 8.30'da. O bariyersiz fotoğrafı o zaman çekmiştim. Adliyeye girerken zaten kemerinize kadar çıkarttırıyorlar. Yüzüğünüze kadar çıkarttırıyorlar. Zaten korkunç bir sivil ve resmi polis sayısı var. Yani koridorlar doluydu ve bunlar hep görevli. Kamera, telefonunuzu çıkardığınız anda yanınızda bir sivil bitiyor dışarıda. Hatta o bariyerin resmini çekerken, yani bariyerin dışındaki alandayız. Normalde serbest alan orası. Basın Evet. röportajlar için serbest bir alan ama kamerayı çıkardığınız anda yanınızda bir sivil arkadaş bitiyor. Niye bittin yanımda dedim. Bu resmi çekerken hemen yanımda birisi geldi ya telefonum bu benim. Yani selfie de yapmak istiyor olabilirim ama gelip sizi taciz ediyorlar. Bu mahkemeye çok önem verdiler. Dünya izliyor ama Türkiye maalesef bunu bir güvenlikleştiriyor her şeyi. Güvenlik meselesi olarak algılıyor. Halbuki orada işte ahim karar vermiş. Türkiye adliyesi yanlış attığı düğümleri çözecek bir fırsatı var. Fakat iktidar bunu böyle algılayamıyor. İktidar insanları sindire sindire bu işi halletmeye çalışıyor. Edemiyor da zaten. Yukarı koridora çıktık. O koridorda bahsedilen bariyer ilk çıktığımızda yoktu. Mahkeme çıktıktan sonra koridordaki bankları polis mahkeme salonunun kapsam alanının ötesine çekerek kendisi bir bariyer oluşturdu. Zaten Sayın Yalçın Kaya'yı da o esnada gördük. Mahkeme başlamadan henüz. İşte vardım, kendimi tanıttım, geçmiş olsun dedim. Çok naif, kibar bir insan zaten. Teşekkür etti. Avukatı fotoğraf henüz çekilmesek mi acaba dedi. Onun için fotoğraf çekilmedik. Kibar bir insan. 6-7 sene yattı. Onun da bir endişesi var tabii. Yakışıklı da bir insan. Sosyal medyada Atatürk'e benzetmişler Sayın Yalçın Kaya'yı. Yalçın Kaya içeri girdi. İşte bir iki avukat girdi. Kızı giremedi. Kemal Uçar Bey kapıyı vurarak kapıyı içeriden kilitlediler bakın. Yani halka açık olması gereken bir mahkemeyi, dünyaya açık olması gereken bir mahkemeyi kapıyı kilitlediler. Zaten içeriye 10 tane hemen kapının girişine 10 tane sandalye koymuşlar iki sıra. Beşini sivil polislere oturtmuşlar. Yani işgal edilmiş orası. Mahkeme başkanı da diyor ki ayakta kimse istemiyorum. Ya 5 kişi girebilecek zaten oturmaya. Birkaç avukat girdi. İşte kızını zorla aldırdılar. Tanık olan kişi daha geride, kalabalığın gerisinde kalmış. Hani görünmek istemediği belli. Çağırdılar. Böyle yoğun bir kalabalık var. Polisin bariyeri var. Koridora inşa ettiği o banklardan oluşturduğu bariyer var. Genç bir kadın. Kadıncağız koşarak zorla yetişti içeri. Böyle kapıyı öyle aralık, dar bir aralıkta tutuyorlar ki hiç kimsenin bakışı bile sızamasın. Yani bırakın gövdesini, bakışı bile sızamasın bir halde. Aldılar tanığı içeri. Tanık zaten yediği haltın artık 7 senedir farkında adamcağızı masum yere yatırmış. İşte bir gazete gördüm kapısında. Efendim ben o gün devlet başkanı ne dedi işte bütün halkı ispiyoncuya Abdülhamit döneminin jurnalcileri gibi jurnalciliğe davet ettiği için herkes birisini ihbar etme ihtiyacı duymuş anlaşılan. En kolay nedir? İşte Zaman Gazetesi. Yani 1 milyon okunan bir gazete. Belki 1,5 milyondu o zaman. Zaman Gazetesi neredeyse apartmanlarda girmediği ev kalmamış bir gazete. Herkes tanıdığını ya da
bir şekilde hedef göstermeyi düşündüğünü, kıskandığını ihbar etmiş maalesef. O da bu ispiyonculuğu böyle yapmış. Ama mahkeme günü işte ben hiçbir faaliyetini bilmiyorum. Ben sadece işte bir gazete gördüm. O zaman Zaman Gazetesi olduğunu söylemiş aslında ilk ifadesinde. Ama dünkü ifadesinde hangi gazete olduğunu bilmiyorum demiş. Pişman olmuş anlaşılan ama onunki etkin pişmanlık değil tabii. Yetkin bir pişmanlık. Fakat Sayın Yalçınkaya 7 sene yattı. Fakat avukatına ve kendisine ben teşekkür ediyorum. Çünkü sistemin bu yargılamaların ne kadar haksız, hukuksuz, kara kuşi bir yöntemle yapıldığını bütün dünyaya göstermiş oldu. Bu dönemin mağdur kahramanı Yalçınkaya oldu. Belki iktidar bunu Yalçınkaya'yı yargılayanlar bir zafer kazandılar ama kazandıkları zaferin bir Pirus zaferi olduğu görünüyor. Evet, az önce bahsettiniz. Birazcık açmanızı isteyeceğim. Yalçınkaya'yla daha sonra bir temasınız oldu mu acaba? Bugünkü süreç itibariyle o bir artık sembol oldu. İlk kez de fotoğrafını şimdi ekranda görüyoruz. Bütün Türkiye'de merak ediyordu. Hatta yurt dışında mı değil mi falan. Bu arada da yurt dışı yasağı devam kararı verilmişti mahkemede, son duruşmada. Onunla bu süreci kritize etme imkanınız oldu mu? Kendisinin duygusu, düşüncesi ne, çok merak ediyorum ben açıkçası. Ne izlenim aldınız? Ne düşünüyor acaba? Yalçınkaya hiç kimseyle konuşmadı. Çok kibar, naif, yılların eziyetini çekmiş bir insan. Fakat vicdanen çok rahat olduğu belli ama 7 seneye yakın hapis yatmanın verdiği bir yılgınlık da üstünde var. Ama mağrur, kimseyle konuşmadı. Öyle bir konuşması olmadı. Evet, peki az önce söylediğiniz tanıkla ilgili, tanık Tuğba Avcı yanlış hatırlamıyorsam. Ben de çok merak ediyordum kimdir, komşusuymuş onu öğrendik. İşte ifadesinde biraz değişiklik yapmış. Dün tabii hani sonuçta Yalçınkaya tek değil ve artık bazı şeyler ortaya çıktı. O günkü motivasyon elbette yoktur, siz de bahsettiniz. Gözlemlemeye çalıştınız mı? Yani vücut dilini, yüzünü, o telaşı var mıydı üzerinde? Bize biraz o tanığın psikolojisini anlatır mısınız seyircilerimiz için? Mutlaka merak ediyorum. Maalesef tanığı çok göremedik öyle. Tanımıyorduk çünkü. İsmi çağrılınca bir anda koşan bir insan aramızdaki, kalabalığın dışındaki bir insan koştu. Yani maalesef onu çok göremedik. Sonra da o kalabalığa karışmadı mahkemeden sonra. Zannediyorum beklettiler içeride onu. Anladım. Yani temas etmesini belki istemediler sizinle. İstemediler. Evet. Anladım. Şimdi isterseniz biraz önemli detaylar verdiniz bize. Gerçekten yani hele ilk anlattığınız konu benim de hatırımda bazı şeyler canlandırdı. Bilirsiniz Rus sisteminde kat diye bir uygulama vardır. Kontrolen, otomobilen, punkt mu artık neyse adı tam hatırlayamayacağım. Rusçası evet. Böyle şehir giriş çıkışlarında böyle bir kulübe olur. O kulübede yollar evet. Daraltılır ve oradan her giren çıkan mutlaka kontrol edilir. Ben de o kontrollerden geçtim, hatırlıyorum. Dolayısıyla yani ilk defa bu kadar gözümün önüne getiren bir tanımlama oldu. Hani Türkiye'deki şu anki şehir giriş çıkışları ya da o polis düzenini. O noktada teşekkür ediyorum size. Tabii siz de bu sürecin mağdurusunuz. Sizin de Yalçınkaya benzeri aslında bir hikayeniz var. Belki daha farklı mağduriyetler de yaşadınız. Sonrasında siz bir siyasi kimlikle bu mücadeleye devam kararı aldınız. Bu kararı nasıl aldınız? Bir de ekranda da yazıyor, Liberal Parti Genel Başkanısınız. Bu çalışmalarınızla ilgili hedeflerinizi biraz da anlatır mısınız? Efendim, bizim aslında sadece Türkiye'ye hukukun üstünlüğü geri gelsin, demokrasi geri gelsin,
insanlar gereksiz yere yargılanmasın gibi basit bir amacımız vardı. Bunun için geçen genel seçimlerde, 2023 Mayıs'ındaki seçimlerde de değişik partilerde görev aldık, çalıştık. Ama olmadı çünkü sistemin muhalifi değil de bir partinin muhalifi oldu bütün muhalifler. Neyse o olmadı. Özellikle sağ muhalefet çöktü. Çok şükür 31 Mart'ta sağ iktidar da çöktü. Böyle Türkiye'de korkunç bir siyasi boşluk oluştu ama mevcut bütün partiler iktidarla aynı söylemi kullanıyorlar. İktidarın en keskin muhalifleri bile iktidarın 100 tane söylediğinin 99'unun yalan olduğunu iddia ediyorlar, ispat ediyorlar. Ama bir tane söylediğini hep 140 partinin 139'u da kabul etmiş durumda. Bu malum parantez içinde FETÖ söylemi. Ve bununla insanlar suçlanıyor. Öyle ki partiler kendi yetkilileri suçlandığında bunu bile savunamıyorlar. Kendi yetkililerini bile savunamıyorlar. İşte Burak Kavuncu'nun başına gelenleri hatırlıyoruz. İl başkanıydı. Yani genel başkanı savunamadı il başkanını. Çünkü öyle bir Frankenstein yarattılar ki kendi yarattıkları Frankenstein'dan korkar hale geldiler. Biz bu korku ikliminin hüküm ferma olmasını istemiyoruz. Türkiye'nin gelişimini gördük. AK Parti'nin ilk dönemi diyelim 2011'e kadar olan döneminde işte hukuktan, adaletten, demokrasiden yana olan bir eğilimi vardı. Türkiye bu sırada dünyanın en hızlı kalkınan ülkelerinden birisiydi. Demokrasi en hızlı gelişen, insan hakları en hızlı gelişen ülkelerinden biriydi ve yıldızıydı. Ben yurt dışındaydım. Türkiye'nin yükselişini böyle uzaktan daha güzel görünüyordu. Çok güzel görünüyordu. Fakat 2011'den sonra biz artık ittifakları bozuyoruz dediklerinden sonra hızla otoriterleşti. Türk milleti mevcut iktidara ne istediyse verdi. Neyi istediğinde vermedik dedi millet 31 Mart'ta. Biz de bu her şeyi alan adam halen tatmin olmuyorlar. Habire istiyorlar, habire istiyorlar. Bir ses olalım. Adaleti, hukuku, insan haklarını, hoşgörüyü savunan bir ses olalım diye Liberal Parti yönetimine geldik. Bu konuda çalışmak istiyoruz. Çalışıyoruz. Şu anda partimiz yeni teşkilatlanıyor. 15 ilde il başkanlarını tayin ettik. Kuruluşlarımız devam ediyor. Nisan sonuna kadar herhalde ondan fazla resmen kurulmuş ilimiz olacak. Bu yıl sonuna kadar da seçime girme yeterliliğini alacağımıza inanıyorum. Önümüzdeki senede yani 2025 sonuna kadar da bütün Türkiye'de teşkilatlanacağız. Muazzam bir insan potansiyeli var. Sistemin dışına atılmış Türkiye'de. Bu sadece KHK'lar değil. Dönemin sindirdiği, bıktırdığı, yıldırdığı o kadar çok insan var ki. Yani hiç cemaattir, işte tırnak içinde FETÖ soruşturmaları vesaire geçirmemiş ama sıradan insanlar yılmışlar, korkuyorlar. Halkın önüne cesaretle çıkabilen insanlar lazımdı. Baktık kimse olmayınca mecburen biz öne çıktık. Mecburen oldu bu iş. Evet. Yani siyasi yani... kırmızımızdan değil de mecburiyetten oldu. Anladım. Yani siz sonuçta hani avukatlar bu KHK'lıların uğradıkları mağduriyetleri hani için savaşan, mücadele eden avukatlar var, işte sivil toplum kuruluşları var, think tank kuruluşları var, tek tük de olsa hani yurt içinde, yurt dışında. Bir de siz de bu siyasi ayak üzerinden bu mücadeleyi ama sadece KHK'lılar bazında değil, daha geniş bir siyasi mücadele, ilkeleri olan bir siyasi mücadele yürüteceksiniz. Değil mi? Yanlış mı? Biz KHK'yı bir kötü yönetim sorunu olarak görüyoruz. Yani kötü bir hukuksuzluk sorunu, kötü yönetimin sorunu. Türkiye KHK'yla 300 bin ya da yakınlarıyla birlikte 8-10 milyon insanı cezalandırmakla kalmadı. Türkiye kendi kendini cezalandırdı ve hızla
Su alıyor Türkiye gemisi. Türkiye batıyor artık. Ekonomik krizler, sosyal krizler. İşte daha dün gördük. Bir inşaatta 29 işçimiz yanarak öldü ya. Bir ay önce 9 işçimiz toprağın altında kaldı. Cesetlerine ulaşılamadı. Yani korkunç kötü yönetiliyoruz. KYK sorunu can yakıcı bir sorundur ve Türkiye'yi aşağı çeken bir sorundur. Öncelikle çözülmesi lazım. Ama Türkiye'nin maalesef tek sorunu KYK değil, işte Kürt sorununa yaklaşımımız, Kürt bölgesine yaklaşımımız. Yani işte Van'da %55,5 oyla seçilmiş insanın mazbatası iptal ediliyor. Onun yarısı kadar oy almamış insana mazbata teslim ediliyor. O da çok soylu bir aileden gelen birisi olmasına rağmen herhalde mazbatayı aldı. Diyarbakır'da Büyükşehir Belediye Eş Başkanlığı'nı kazanan insanların ve 13 ilçenin birden mazbatası halen verilmiyor. Yani demokrasiye darbe yeniden. Halbuki biz hükümetin başının 31 Mart gecesi konuşmasında sevinmiştik. Ayakları yere değdi, ayakları suya değdi diye, ama maalesef öyle olmadığını görüyoruz. Van'da ve Diyarbakır'da demokrasiye yeni bir darbe yapılıyor. Biz demokrasiyi savunanlar olarak bunun karşısında durmak istiyoruz. Ve mevcut sistem dışına itilen, devletteki potansiyelden daha büyük bir büyük potansiyel var. Sistemin dışına itilmiş insan sermayesi var bu ülkenin. Biz bu sermayenin heba olmasını istemiyoruz ve inanıyoruz 2028'de ya da yapılacak bir erken seçimde bu potansiyel Türkiye yönetimini devralsın istiyoruz. Evet. Ancak Türkiye şimdi böyle kurtulur. Evet. Güzel, çok güzel prensipler ortaya koyuyorsunuz. Tekrar az önce bahsettiniz, bir kez daha belki daha çok merak edenler için. Şimdi partiniz çok yeni bir parti ve 10 il mi dediniz yakın zamanda bu ay içerisinde? Demek ki bundan sonra evet, partinizin adını ve sizi daha çok mu duyacağız? Çok duyacaksınız. 6 ay sonra da en çok konuştuğunuz parti olacak. Yani söylemlerimizle, icraatlarımızla mı konuşacağız sizi? Neden? Bu iddianız icraatlarımız, neden? Söylemlerimiz, icraatlarımız, kamuoyundaki albenimizle en çok konuşulan parti olacağız. İktidarın, anladım, özellikle en çok konuşacağı parti olacağız. Evet. Demek ki biz tam zamanında fark etmişiz sizi Zübeyir Bey. Hem Yalçınkaya kararını bugün değerlendirmiş olduk, sizin gözlemlerinizi, bence kıymetli gözlemlerinizi dinlemiş olduk, izleyicilerimizle paylaştık. Hem de buradan hareketle de o siyasi partiniz ve girişiminizle ilgili de biraz bilgi sahibi olduk. Anlaşılan ileriki zamanlarda sizleri daha sık konuk edeceğiz. Bugüne dair söyleyeceğiniz bir mesajınız varsa onunla yayını bitirebiliriz. Buyurun. Öncelikle sizi tebrik ediyorum bu öngörünüz için. Türkiye'nin en büyük partisiyle, 6 ay sonra Türkiye'nin en büyük partisi olacak partiyle konuşuyorsunuz. Sizi o yönden tebrik ediyorum. Ayrıca teşekkür ediyorum davetiniz için. Çok sağ olun. Bu Yalçınkaya meselesini biz liberal parti olarak Avrupa'daki liberal gruplar, Renew Group'la da İrtibat halindeyiz. Dünyanın bütün liberal partileriyle irtibat halinde olacağız. Türkiye'deki insanlık sorunu insanlığın sorunudur. Sadece Türkiye'nin sorunu değildir. Luther King Jr. ne diyordu? Bir yerde insanlar mutsuzsa insanlık mutlu olamaz. Onun için Türkiye'de sıkıntı varsa bütün dünyada sıkıntı vardır. Nasıl Gazze'de sıkıntı varsa dünyanın her yerinde sıkıntı oluyor. Nasıl Ukrayna'da sıkıntı varsa Nijerya'da da sıkıntı oluyor. Onun için biz dünya barışı içinde çalışan, dünyadaki liberal kardeşlerimizle de irtibatlı olan bir parti olarak ismimizi daha çok duyacaksınız. Peki, sizlere bu seyahatinizde başarılar diliyoruz Zübeyir Bey. Yayınımıza katıldığınız için de teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Başarılar. İyi çalışmalar. Değerli izleyiciler, yayınımız burada sona erdi. Başka bir yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın.